Bakın arkadaşlar. Evet. Şu kapıyı kapatır mısın sana zahmet dostum ben? Arabanın motor sesini duymayalım. Tamam mı? Tamam. Buyurun. Evet. Gerçekten hafta içerisindeki yaşadığımız yoğun temponun içerisinde 3 günde bir maçla birlikte tabii ki bugünkü maçı kazanma adına tamamen değişik bir taktikle, özellikle geçiş oyunlarıyla Trabzonspor'un geçen haftaki ürettiği gol sayısına baktığımızda hem onları kapatmak hem de kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak 3 puan almak hedefiyle sahada mücadele ettik. Nitekim rakibimize 1-2 tane pozisyon dışında çok fazla pozisyon vermeden istediğimiz oyun anlayışını da sahaya yansıtarak kazanma adına en güzel şekilde futbolumuzu oynamaya çalıştık. Taktiksel anlamda bir nevi taktik savaşı gibi geçti. Hocamın yaptığı hamleler, bizim yaptığımız hamlelerle birlikte golü bulabilsek çok 6-7 yıldır kendi evimizde kazanmamış olmanın verdiği bütün bu üzüntüyü ortadan kaldıracaktık ama olmadı. Futbolcularımın saha içerisinde gösterdiği performans, kazanma hırsından dolayı tebrik ediyorum. Tabii biz de haftalardan beri özellikle takımdaki korona olması münasebetiyle 15-16 futbolcunun yaşadığı sendrom, bununla beraber antrenman yönünden eksikleri olması sakatlıklardan dolayı açıkçası elimizi kolumuzu bağlıyor. Ama çok önümüzdeki ay özellikle bir ay içinde oynayacağımız 8 tane çok birbirinden değerli maç var. O yüzden de bütün gücümüzle o maçları en güzel şekilde hazırlanarak Rizespor'u yukarılara doğru çıkartmaya devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin.